GCM Forex'ten herkese merhaba. Haftanın dördüncü işlem gününde piyasaları incelediğimizde aslında zayıf bir veri akışıyla karşılaşmamıza karşın öne çıkan verilerin piyasada oldukça etkili olduğunu söyleyebiliriz ki burada özellikle Avrupa Merkez Bankası para politikası beyanatı ve sonrasında özellikle de Draghi'nin açıklamaları, Başkan Draghi'nin açıklamaları oldukça etkili oldu. Öncelikle her zamanki gibi Avrupa Merkez Bankası faiz beyanatını takip ettik ki hiçbir faiz oranında bir değişiklik gerçekleşmedi burada. Fakat sonrasında... Başkan Draghi'nin açıklamaları Euro'da oldukça sert fiyat hareketlerine neden oldu ve Euro'da satış getiren hareketler neden oldu. Burada en dikkat çekici cümlelere bakacak olursak parasal genişleme derecesinin aralık ayında yeniden değerlendirilmesi gerekebilir ifadesi kullanıldı ki burada e, şu anda zaten ayda 60 milyar euroluk bir tahvil alım programı geçerli bunun daha da artırılabileceği ifadesi euroda sert satışların gerçekleşmesinde etkili oldu ki buna da ek olarak şöyle bir ifade de kullanıldı mevduat faiz oranı şu an negatif bölgede %0.20 bu toplantıda daha da indirilebileceğine ilişkin konunun da görüşüldüğünün ifade edilmesi mevcut satış isteğinin daha da artmasında etkili oldu. Diğer yandan bunun dışındaki ifadelerde genellikle yönetim konseyinin gerektiğinde tüm araçları kullanılabileceğine ilişkin ifadeler önceki beyanatlarda da geçerliğini korumuştu. Fakat burada özellikle soru cevap kısmında enflasyon kısmındaki sorunlara daha çok vurgu yaptığını gördük bu sefer. Her ne kadar rakamlarda toparlanma beklense de enflasyonun yavaşlama riskinin de artık e, oldukça ön planda olduğu vurgulanarak tekrar tekrar ifade edildi. Özellikle belirttiğimiz gibi soru cevap kısmında. Ve bununla birlikte Euro'daki sert düşüş Gerek ABD'de FOMC'nin burada faiz artırımına karşı şüpheli yaklaşımı, Avrupa'da. ECB'nin piyasaları tahvil alımıyla desteklemeyi sürdüreceği ile ilgili beklentiler borsalara destek oluştururken bir yandan da gelişmekte olan ülke para birimleri faiz etkisiyle birlikte de değer kazandı. Ki burada e, dolar türk lirası ve euro türk lirasında da bunun etkilerinin oluştuğunu ifade edebiliriz. Ancak önce eurodan bahsedecek olursak euro dolar paritesi günlük bazda %1.40'lık düşüş yaşamış durumda şu ana kadar ve 1.11.80 civarlarında şu an için hareketlerini sürdürüyor ki gün içerisinde 1.13.50'leri görmüştük. Bunun yanında e Göz atacak, göz atacak olursak burada sterlin dolar paritesine baktığımızda burada daha sakin bir seyrin karşımıza çıktığını görüyoruz. Burada da günün öne çıkan gelişmesi İngiltere açısından baktığımızda perakende satış rakamlarıydı ve burada beklentinin üzerinde bir artış yaşandığını oldukça üzerinde de bir artış yaşandığını gördük ki sterlini güçlü kalan faktörlerden birisi buydu. Diğer taraftan ABD tarafındaki verilerle de bunun bir miktar denge sağladığını gördük. İstihdam talepleri her ne kadar bir önceki haftasına göre artış yaşasa da beklentiye göre oldukça güçlü. Hatta son haftalardaki ortalamaya göre de güçlü bir tutup sergiledi. Ve hali hazırda Euro'daki değer kaybı doları desteklemişken dolara bir destek de verilerden geldi. Ve bununla birlikte Biraz önce bahsettiğimiz gibi sterlin dolar paritesinde daha dengeli bir hareket karşımıza çıkmış oldu. Fakat bunun dışında baktığımızda Dolar Kanada doları paritesinde de aşağı yönlü bir hareket görüyoruz. Faizi yüksek olan ülke para birimleri, özellikle gelişmiş ülke para birimleri ve gelişmekte olan ülke para birimlerinden faiz seçeneğinin ön plana çıkmasıyla risk iştahının artmasıyla birlikte Türk Lirasında, Kanada dolarında, Yeni Zelanda ve Avustralya dolarlarında yukarı yönlü hareketlerin ön plana çıkma isteğini gördük ve özellikle borsa etkisine bakacak olursak Draghi ile birlikte gerçekleşen Avrupa'da yukarı yönlü hareketlerin hız kazandığını ve özellikle Alman DAX endeksi ve Fransa endekslerinde yukarı yönlü hareketin drag ile birlikte hat safhaya çıktığını görüyoruz. %2.5'un üzerinde yükseliş var söz konusu endekslerde. İngiltere'de bu yükseliş yaklaşık 0.50 civarlarında, %0.50 civarlarında şu an için ön planda. Burada diğer yandan ABD rakamlarına bakacak olursak İkinci el konut satış rakamlarının da beklentilerin üzerinde bir görünümle birlikte doları desteklemeyi sürdürdüğünü gördük. Hemen buradan da ABD endekslerinin son durumuna göz atacak olursak burada da Bilanço döneminin sürdüğü devam ettiği süreçte endekslerin S&P 500, Dow Jones ve Nasdaq endekslerinin üç büyük endeksin %1 üzerinde hatta %1.20 üzerinde bir ortalamayla kazanımlara başladığını senasa bu şekilde başladığını ve sürdürdüğünü pozitif seyrine ifade edebiliriz. Yurt içi piyasalara geçmeden önce son olarak emtia piyasasına göz atacak olursak altına baktığımızda 1169 dolar civarlarında ons fiyatının şu an için hareket ettiğini görüyoruz. Petrol fiyatı gün içerisinde her ne kadar yükseliş sergilemeye çalışsa da burada aşağı yönlü hareket genel olarak ön plana çıkmış durumda. Özellikle ABD piyasaları açılış sonrasında baktığımızda 45-43 civarlarında ABD tipi ham petrolünün fiyatını seyrettiğini görüyoruz. Varil fiyatının. Brent tipi ham petrolde ise 48 dolar doların hemen üzerinde bir hareket söz konusu. Yurt içi piyasalarda ise özellikle Biraz önce bahsettiğimiz gibi faiz etkisinin ön plana çıktığını gördük. Diğer yandan e, burada kurlardaki düşüşün de e, BIST 100 endeksine özellikle pozitif yansımalarının karşımıza çıktığını ifade edebiliriz. Ki burada özellikle zaman olarak incelediğimizde Draghi ile birlikte BIST 100 endeksinde net bir şekilde yukarı yönlü hareket gerçekleşti. Ve gün içerisinde yurt için dinamiklere ilişkin gelişmelere bakacak olursak tüketici güven endeksi rakamını takip ettik. Burada Ekim ayına ilişkin veride endeks 62.78'e yükseldi. Yaklaşık %7'nin üzerinde bir yükseliş söz konusu. Önceki Ay'a döneme göre karşılaştırdığımızda son olarak durumlara baktığımızda ise biz endeksi yüzde 0.62'lik yükselişle günü sonlandırmaya hazırlanıyor. 80.255 puanda dolar türk lirasına baktığımızda yüzde 0.65'lik düşüşle 2.87.65'lerde şu an için hareket, hareket ediyor. Euro türk lirası çok daha sert bir düşüş sağladı yüzde 2'lik bir düşüş var şu anda. 3.22'nin hemen altında 3.21.95'lerde hareketlerin sürdüğünde ifade edebiliriz. Haftanın dördüncü işlem gününde piyasayı etkileyen ana başlıklar bu şekildeydi. Herkese başarılı işlemler diliyoruz.